3. sınıf 2. ünite değerlendirme çalışmaları tabii ki çalışma kitabı. 1. sorumuz 37 ile 49 sayılarını zihinden toplayan Hande sonucu kaç bulmuştur? Hemen zihinden toplayalım. Onluk ve bildiklerini ayırarak toplayabiliriz. 3'ün onlar basamağındaki değeri 30. 4'ün onlar basamağındaki değeri 40 topladığımız zaman 70 yapar. Birler basamağındaki 7'nin değeri 7. Birler basamağındaki 9'un değeri 9. İkisini topladığımız zaman 16 yapacaktır. 16'yı da şu şekilde ayırabiliriz. 10 artı 6 diye ayırabiliriz. Bunu zihnimizden yapmamız gerekiyor. 70 10 daha 80 artı 6 86 yapacak. Yan tarafa geçelim. Dördüncü sorumuza. Kare ve üçgen doğal sayılardır. Üçgen kaçtır? Toplama işleminde verilmeyeni toplandan verilen toplananı çıkartarak buluyoruz. 378 yazdığımız zaman 3'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda da yok. Komşudan buraya geldi. Komşu dedik sen diğer komşuya git. 6'ya geldi. Bir tane aldı. 5 kaldı. 0'ın önüne koydu. 10 oldu. Şimdi biz 3'ten çıkarmamız gerekiyor. Bu 10'dan da tekrar biz aldığımız zaman 9 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 8 çıkınca 5 9'dan 7 çıktı. 2 3'ten 3 çıktı. 0. Şey pardon burası 5'ti. 5'ten 3 çıktı. 2. Şimdi üçgen 225 çıkarma işareti var kalan 93. Çıkarma işleminde eksilerini bulmak için bu ikisini çıkan ve farkı topluyoruz. O halde toplayalım. Bu şekilde yukarıya doğru toplayalım. 3, 5 daha 8. 9, 2 daha 11. 11'in biri elde var. 1, 2 altında sayı yok. 0 kabul ediyoruz. 1 derde 3. 318 cevap C. Evet. Üçgen yerine yazılacak sayının rakamları toplamı demiş. Soruyu iyi okuyalım. Rakamları toplamı demiş. Şimdi toplama işlemine verilmeyeni nasıl buluyoruz? verilen toplananı toplamdan çıkartıyoruz. 900 3'ten 500 39'u çıkartıyoruz. 3'ten 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Orada da yok. Komşuya dedi ki sen de diğer komşudan iste. Sonra bize ver. 9'dan 1 tane aldı. 8 Burası 10 oldu. Şimdi biz komşudan tekrar istiyoruz. 10'du. Bir tanesini aldık. 9 kaldı. Bizim sayımız 13 oldu. 13'ten 9 çıktı. 4. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 3 çıktı. 6. 8'den 5 çıktı. 3. Rakamları topla, toplamını sormuş bize. 3 artı 6 artı 4. 6 4 daha 10. 3 daha 13. Geldik buraya. 138 tavuk, 109 koyun, 99 inek vardır. Toplam kaç hayvan vardır? Hepsini alt alta yazıp toplayacağız. 138 109 ve 99. Toplayalım 9, 9 daha 18, 8 daha 26. 26'nın 6'sı elde var. 2. 9, 0 daha 9. 3 daha 12, 2 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 1, 1 daha 2, 1 de elde 3. 346. Devam edelim. Evet. Kare, üçgen ve çemberin dairenin toplamını soruyor. 3 ile 5'i toplarsak 8 yapar. Burası 5. 8 ile hangi sayıyı toplarsak toplayalım. 5 yapmaz. Burası o zaman 15 olması gerekiyor. Burada da elde olması gerekiyor. 8, 7 daha 15. Elde var 1, 3, 1 de elde 4. 7'ye tamamlamak için 3'e ihtiyacımız var. O zaman üçgen 7 kare 3 3 7 daha 15 daha 15 Yandaki soruya geçelim. Yukarıdaki işlem sonucu eksilen en yakın yüzlüğe eksilen en yakın yüzlüğü 700'dür. 750'den küçük sayılar bulunduğu 700'e yuvarlanır. Çıkan en yakın 10'la 85 90'a yuvarlanır. Yani 490 Yuvarlanarak tahmin edilecektir. Sonuç kaç bulunur demiş. 700'den çıkartalım. 0'dan 0 çıktı. 0. 0'dan 9 çıkmaz. Komşudan 1 10'luk aldık. Pardon, 100'lük aldık. Burası 10. 10'dan 9 çıktı. 1. 6'dan 4 çıktı. 2. 210. Devam edelim. 3 toplananlı bir toplama işleminde. Toplananlardan ikisi yanlış yazdım. A fazla yazılmış. Toplananlardan ikisi 348 ve 179'dur. 3 toplanandan ikisi verilmiş. Şöyle araya yapayım. Biri verilmemiş. 348 diğeri 179 pardon 179 ve toplam ise 800'dür. Buna göre üçüncü toplanan kaçtır demiş. Hemen şu ikisini birleştirelim. 2 i̇ki toplanana düşürelim. Bu bizim 3. toplananımız olsun. 9, 8 daha 17 elde var. 1, 7, 4 daha 11. 1 de elde 12 tekrar elde var. 1, 3, 1 daha 4. 1 de elde 5. İki toplananı birleştirdik. Tek toplanana düşürdük. Ve toplamımız 800 toplama işleminde verilmeyeni verilen toplananı toplamdan çıkartarak buluyoruz. 527'yi 800'den çıkaracağız. Sıfırdan 7 çıkmaz. Komşuya gittik. Orada da yok. Komşumuza diyoruz ki sen de diğerine git. 8'e geldi. Bir tane aldı. 7. Burası 10 oldu. Şimdi biz tekrar istiyoruz. Bir tane aldığımız zaman 9 kaldı bizim sayımız 10 oldu. 10'dan 7 çıktı 3. 9'dan 2 çıktı 7. 7'den 5 çıktı 2. 273 Geldik buraya. 125 eksi 199 olan sayının 168 fazlası kaçtır? Öncelikle bir sayımız var. 125 çıkardığımız zaman 99 199 oluyor sayımız. eksileni bulmak için bu iki sayıyı topluyoruz. Çıkanla kalanı topluyoruz. Bakalım yukarıdaki sayımız kaç? 9, 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. Şöyle birazcık daha yukarıya alalım. 9, 2 daha 11. 1 de elde 12. Yine elde var. 1. 1, 1 daha 2 1 de elde 3 Sayımız 324 ama sayımızı sormuyor 168 fazlası diyor. 324'ün 168 fazlasını yani topluyoruz. 8 4 daha 12 elde var 1 6 2 daha 8 1 derdi 9 3 1 daha 4 492 12. soruyu çözelim. 3 kardeşten en büyüğü 35, ortanca kardeş küçük kardeşten 6 yaş büyük büyük kardeş ortanca kardeşten 7 yaş büyüktür. Öncelikle büyük kardeş ortancadan 7 yaş büyükse ortanca kardeş büyük kardeşten 7 yaş küçüktür. Büyük kardeş 35 yaşında ortanca kardeşten 7 yaş büyük o zaman 35'in 7 eksiği ortanca kardeşin yaşını verir 28. Ortanca kardeş küçük kardeşten 6 yaş büyük. O zaman 28'in 6 eksiği de en küçük kardeşi verecektir. 22. 3 kardeşin yaşları toplamını demiş. 28 22 daha 50. 35 daha 85 yapacaktır. Bu üçünü topluyoruz. Toplamını sorduğu için. Bir şirkette 247 kadın çalışan, kadın çalışanlardan 13 fazla da erkek. Erkeklerin bu sayısını bulmak için kadınlara 13 ekliyoruz. Çünkü 13 fazlaymış kadınlardan. 247'den 13 fazla erkek var. Topladığımız zaman 0 elde var. 1 4 1 daha 5 1 de elde 6 260 erkek 247 kadın var. Topluyoruz. Hepsini soruyor çünkü toplam kaç çalışan vardır diye topladığımız zaman 7 6, 4 daha 10. 10'un 0 elde var. 1 2 2 daha 4 1 elde 5. 507. 13. soruya bakalım. Bir sinema salonu 300 kişiliktir. Salonda 98 erkek 103 kadın 35 çocuk izleyici vardır. Bu salonda kaç tane boş koltuk vardır? Olanları toplayalım. Erkek, kadın, çocuk kaç kişi yapıyor? Toplayalım. 103 98 daha 201 yapar. 35'i de eklediğimiz zaman 6 3 ve 2 yapar. 236 kişi var salonda. Salon kaç kişilik? 300 kişilik. 236 kişi var. koltuklarının sayısını bulmak için salondaki olan kişileri koltuk sayısından çıkartıyoruz. 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittik, orada da yok. Komşu dedik ki sen de diğer komşudan iste. Buraya geldi, istedi kendi önüne yazdı. 10 oldu. Biz de şimdi kendi komşumuzdan istiyoruz. Bir tane aldık 10'du. 9 kaldı. Buraya yazdığımızda 10 oldu. 10'dan 6 çıktı. 4. 9'dan 3 çıktı. 6. 2'den 2 çıktı. 0. 64. 9. soruyu yapalım. Bir manavda 361 elmanın birinci gün 98, ikinci gün 117 kilogramı satılıyor. Manavda geriye kalan elmaları üçüncü gün sattığına göre üçüncü gün kaç kilogram elma satmıştır? Sırayla çıkartalım. Birinci gün yaptığını çıkartalım. İki yoldan da yapabiliriz. Önce sattıklarını bir birinci gün sattığını çıkarıp sonra kalandan ikinci gün sattığını çıkarabiliriz. Veya sattıklarını toplayıp toplam elmadan çıkarabiliriz. 361 kilo elma var. Sattıklarını çıkartalım. Toplayalım. Birinci gün ve ikinci günü yazalım. Sattıklarını bulalım. 15 elde var. 1, 9, 1 daha 10, 1 de elde. 11 yine elde var. 1, 1 1 de elde. 2. Birinci gün ve ikinci gün 200 15 kilo satmış. Üçüncü günde geri kalanını satmış. Birinci gün ve ikinci gün sattığı toplamı çıkartırsak geri kalanında yani kalan çıkarma işlemi de sonucu verecektir. 5 burası 11 oldu. 11'den 5 çıktı 6. 5'ten 1 çıktı 4. 3'ten 2 çıktı 1. 146 kalmış. kalanı da 3. gün satmış. 14. soru yapalım. Bir çıkarma işleminde eksilenin onlar basamağındaki rakam 3 artırılır. Eksilen en yukarıdaki onlar basamağındaki rakam 3 artırılırsa sayımız 30 artar. Birler basamağındaki rakamda 2 azaltılırsa birler basamağın basamak değeri 2. 2 azaldığı zaman da sayımız 2 azalacak. İşlemin sonucu nasıl değişir? 30 arttı, 2 azaldı. Değişim oranı azalanı artandan çıkardığımız zaman 28 artmış. Çıkanda olsaydı farklı olurdu. 10. sorumuzu yapalım. 452 sayısının en yakın olduğu yüzlük en yakın yüzlüğü 500 127 sayısının en yakın olduğu onluktan kaç fazladır? Aradaki farkı soruyor. En yakın onluğu 130'dur. Çıkarma işlemiyle farkını buluyoruz. 0'dan 0 sıfır çıktı 0. 0'dan 3 çıkmaz. Komşudan aldık bir tane. 10'dan 3 çıktı 7. 4'ten 1 çıktı 3. 370. Devam edelim. Grafikte 4 kişinin olduğu kitapların sayfa sayıları verilmiştir. Okunan sayfa sayısı bu kısım sayfa sayısı, bu kısım kişiler. Her şekil 40 sayfayı gösteriyor. Zaten 40 40 artıyor bakın. 40 80 120 160'a çıkmış. Ali 160 sayfaymış kitabı. Sorularımıza geçelim. En çok sayfa okuyan kimdir? Bakalım en çok şekil kimde var? Burada var. Bu kim? Cem. 17. sorumuz. Toplam okunan sayfa sayısı kaçtır? Tümünü toplayacağız. 160 burada var. Yazalım. 160 Burada kaça gelmiş? 80'e. Burada 200'e, burada ise 120'ye topluyoruz. Toplam okunan sayfa sayısını bulmak için 0 0 0 0 0. 6 8 daha 14, 2 daha 16 elde var. 1, 2, 1 daha 3. 1 daha 4 bir derde 5. 560 sayfa kitap okunmuş. 17. sorumuza bakalım. En çok sayfa okuyan kişi bakalım kim? Cem. Ne kadar okumuş? 200. En az okuyan kişiden kaç fazla okumuştur? En az kişi kim okumuş? Cale. Kaç okumuş? 80. Ne kadar fazla okumuştur diye sormuş. Çıkartıyoruz. Farkı bulmak için 120. Hangi sayının 165 fazlasının 226 eksiği 489'dur. 226 eksiği tersten gidiyoruz bu tür işlemlerde. 226 eksi 489 olan sayıyı bulalım. Çıkarma işleminde eksilerini bulmak için çıkanı ve kalanı topluyoruz. 9 6 daha 15 elde var 1 8 2 daha 11 elde 11 yine elde var 1 4 2 daha 6 1 elde 7 Yani hangi sayının yıldız sayımızın 165 fazlası yani artı ne kadar yapıyormuş? 715. 715 yapıyor. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için çıkarma işlemi yapıyorduk. Yani 715'ten 700 715 165'i çıkartıyoruz. 0 1'den 6 çıkmaz. Komşuya gittik. 6 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 6 çıktı 5. 6'dan 1 çıktı 5. 550. Deneyerek de yapabiliriz. Ama o daha uzun sürecektir. 19. sorumuza geçelim. Buranın 38 tane bilyesi olursa 38 tane daha bilyesi olursa bilyelerinin sayısı rakamları farklı iki basamaklı en büyük doğal sayıya eşittir. Rakamları farklı iki basamaklı doğal sayı. En büyük doğal sayımız 99 ama rakamları aynı o zaman 99'dan sonra en büyük hangisi 98 zaten 99'un bir üstü 103 basamaklı yapıyor 2 basamaklı en büyük doğal sayı 99 ama rakamları farklı demiş rakamları farklı dediği için 9, 8, 99'dan bir altına bakıyoruz. O da 98. Buğra'nın misketleri var. Ona dikdörtgen diyelim. 38 daha tane daha bilyesi olursa yani eklenirse bilgilerine 98 yapıyormuş toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için çıkarma işlemi yapıyoruz. Yani 98'den 38'i çıkartıyoruz. O da 60 yapıyor. 20. sorumuza geçelim. 500 lirayla alışverişe çıkan murat'ın babası murat'a 120 liraya futbol topu 285 liraya spor ayakkabısı alıyor murat'ın babasının alışveriş sonunda kaç lirası kalır harcadıklarını bulalım 120 futbol topunu harcamış toplam kaç para harcadığını bulalım 285'te spor ayakkabısını harcamış. Toplam kaç para harcamış? 5, 8, 2 daha 10. Onun 10'un 0 elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. 405 lira harcamış. Kaç lirayla alışverişe çıkıyordu? 500 lirayla çıkıyordu. Harcadıklarını çıkartalım. Bakın şurada 405'ten 5'i çıkartalım. Neyse zihinden yapacaktım da. Direkt çıkartalım. 500'den 495'i çıkartalım. Kafanız karışmasın. Soruyu karışıklık olmasın diye. Devam edelim. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya sorduk. O da dedi ki bende yok. Yan komşuya sorayım. Geldi. Yan komşudan bir tane aldı. 4 kaldı. Kendisini önüne yazdı. 10. Şimdi biz tekrar istiyoruz. 10 olmuştu. Bir tanesini aldık. 9 ve bizim sayımız 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 9 çıktı 0. Pardon şurası 0'dı. Yanlış yazmışım. 9'dan 0 çıktı 9. 4'ten 4 çıktı 0. 95 geldik buraya. A 39 şey pardon 49'dan küçük, B 58'den büyük olduğuna göre A'nın en büyük doğal sayı değeri ile A en büyük ne olabilir? 49'dan küçük en büyük sayı 48. A 48. B'nin en küçük sayı değeri 58'den büyük ama en küçük 58'in bir üstü 59'dur. Toplamı kaçtır? 59 ile 48'i topluyoruz. 17'nin 7'si elde var 1. 5 4 daha 9 1 de elde 10. 107. Geçelim diğer soruya. 3. sınıftaki öğrenci sayıları verilmiştir. 3A sınıfına bakalım. 12 kız, 13 erkek. 3B 15 kız, 14 erkek diye devam ediyor. 5 soruyu buna göre cevaplandıracağız diyor ki 3B sınıfındaki kız öğrenci sayıları 3B'de bakalım. 3B'de kız öğrenci sayıları 15. 3C'deki erkek öğrenci sayılarından kaç fazladır? 3C erkek öğrenci 13. 15, 13'ten 2 fazladır. 3D sınıf mevcudu hangisidir diye sormuş. 3D 3D kız erkekleri topluyoruz. 15 12 daha 27. 24. sorumuz. Hangi şubedeki erkek öğrenci sayıları birbirine eşittir? Bakalım 15 15, 15, 3 B ve 3 D. A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi 3 B sınıfındaki erkek öğrenci sayısına eşittir? 3 B sınıfındaki erkek. Yani 14'e eşittir diye soruyor. Bakalım burada 14 eşit olan neresi var? Burası var. 3 C kız öğrenci. 3 C kız öğrenci sayısı. Üçüncü sınıflardaki toplam kız öğrenci sayısı. Kızlar burasıydı. Topluyoruz. 2, 5 daha 7, 4 daha 11, 2 daha 13 elde var. 1, 1, 1 daha 2 bir daha 3, bir daha 4, bir de elde 5. Bu şekilde toplayabiliriz. Alt alta yazıp da toplayabiliriz. Evet başarılar dilerim.